Bodrum'da Fenerbahçe Kulübü taraftarları Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak benimsenen kulübün kuruluş tarihi 1907'yi anımsatan 19 Temmuz'u gösterilerle kutladı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nce bir gece kulübünde düzenlenen kutlamaya Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, sunucu Halit Kıvanç, gazeteci Yavuz Donat ve çok sayıda taraftar katıldı. Ali Şen burada yaptığı konuşmada taraftarların 100. yılını kutladı. Çok sayıda spor kulübünün 100. yılını kutladığını anımsatan Şen, ancak hiçbir kulüp 100. yılını Fenerbahçe kadar coşkulu kutlayamamıştır. Fenerbahçe'nin 100. yılı dünyanın her yerinde kutlandı çünkü. Dünyanın her yerinde Fenerbahçeli var diye konuştu. 100. yılı kutlayan çok kulüp vardır. Fakat Fenerbahçe'yi kutlayanı yoktur. Manchester United dünyada her tarafta tanınan bir kulüp ama 100. yılı kutladığı zaman kutlamalar İngiltere'de oldu. Fenerbahçe ise dünyanın her tarafında Türk olduğu için, Türk'ün olduğu yerde Fenerbahçeli olduğu için 100. yıl kutlanıyor. Bugün bu saat farkına bakarsanız sabaha karşı Japonya'da, öğleden evvel Amerika'da, Güney Amerika'da her tarafta kutlanıyor. Sunucu Halit Kıvanç da Fenerbahçe taraftarlarının maçlarda ve kutlamalarında olgunluk örneği göstererek şampiyonlukları güzellikle taçlandıracağını söyledi. Fenerbahçe kalesine giren golü Fenerbahçe'nin attığı gol kadar güzel anlattım. Çünkü o benim meslek namusumdu. Ve bana her zaman gelip hangi takımı tutuyorsun diye sordular. Ama o zaman Fenerbahçe demeyi 100. yıla kadar beklemeden söylemiştim. Şimdi diyorum ki maçlarda, diğer olaylarda, bu kutlamalarda öylesine olgunluk örneği versin ki Fenerbahçeli, o şampiyonluk yüzyılda da bitmez. Bütün ömür boyu ve bizden sonra gelenlerin de yaşadığı güzelliklerle dolar. Kutlamalarda Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nce Ali Şen, Halit Kıvanç, derneğin eski yöneticileriyle bazı üyelerine plaket verildi. Ufak değil, büyük bir anı. Havai fişek ve dans gösterilerinin yer aldığı gecede taraftarlar hoparlörlerden çalınan Fenerbahçe marşlarına eşlik ederek eğlendi. Öte yandan gösteriler sırasında atılan havai fişeklerin Bodrum Kalesi'nin etrafındaki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın gece kulübü görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.